Merhaba, ben Erol Altunışık. Yaklaşık 5 senedir informatik bünyesinde MCAT ve SLAM çözümleri hakkında çalışmaktayım. Bugün sizlerle birlikte progresif kalıplılık için kullanabileceğimiz Creo'nun bir modülü olan Progressive Extension'dan kısaca bahsedeceğiz. Bununla ilgili örnek bir uygulama gerçekleştireceğiz. Öncesinde Progressive Extension hakkında genel bir bilgi vermek isterim. Progressive Extension, derince kesici form zımbalarını progresif kalıplar için daha hızlı bir şekilde oluşturmanızı, kalıp setlerini daha kolay düzenleyebilmenizi sağlayan, bu şekilde oluşturmuş olduğunuz kalıp setlerin teknik resme dönüşümünü de hızlı bir şekilde gerçekleştirmenizde size kolaylık sunan ilave bir modül. Özellikle progresif kalıp üzerine çalışan ve bu şekilde yoğun kalıp üreten firmaların detaylı bir şekilde bloğun metali dediğimiz parça listelerini yönetebilmeleri, ürettikleri ürün kalitesini artırılabilmesi, daha seri ve hızlı bir şekilde standartlaşmış işleri gerçekleştirebilmeyi sağlayan opsiyonlar sunmakta. Bu opsiyonlar çerçevesinde de baktığımız zaman kavram ve üretim araçlarında önemli zaman tasarrufu sağlamakta, dolayısıyla maliyetinizi düşürücü gibi bir fonksiyon oynamakta. Tabii ki hızlı bir şekilde üretme aynı zamanda kalite için daha fazla zaman kazandıracağı için daha hatasız, daha doğru üretimler gerçekleştirmenizi sağlamakta. Bir şekilde sizin çok daha verimli olmanızı sağlayan opsiyonlar sunmakta. Şimdi uygulama örneğine geçeceğiz. Programımız açıldıktan sonra ilk önce tabii ki çalışmak istediğimiz klasörü belirleyeceğiz. Aynı şekilde buradan Select Working Directory seçeneğiyle bilgisayarımızda çalışmak istediğimiz klasöre gidip bizim burası çalışma klasörümüzdür şeklinde bilgimizi programımıza sunmuş olacağız. Öncelikle örnek bir tane model açıyorum burada. Demo parçamızı açtıktan sonra şöyle görmüş olduğunuz gibi İster Creo'nun sheet metal özellikleri kullanılarak modellenmiş bir parça olsun, isterseniz sheet metal özelliğine uygun olacak ama IDESTİ gibi farklı formatlardan gelmiş datalar olsun. Bunlar üzerinde progresif kalıp uygulamalarını gerçekleştirebilirsiniz. Bunu da örnek olması için çalışmamızı o yönde gerçekleştireceğiz. Öncelikle burada yapacağımız ilk işlem bu görmüş olduğunuz modeli progresif ortamda kullanılmasını sağlamak olacak. Bunun için de burada gördüğünüz gibi modeli doğrudan kullanabileceğimiz gibi farklı opsiyonlar da mevcut. Ben modeli by merge opsiyonuyla yani sanki import edilmiş bir data gibi unsurlar olmaksızın almasını sağlayacağım. Bunun avantajı yeni bir tane dosya oluşturmuş olacağım. Orijinal dosyamdaki değişiklikleri buraya yansıtırken buradaki değişikliklerim orijinal dosyaya yansımamış olacak. Burada hemen otomatik olarak parçamın ismine uygun olacak şekilde parçaya uygun model ismini giriyoruz. Beraberinde burada kullanacak olan montajın ana montaj ismini girmiş oluyoruz. Daha sonra da kullanacak olan koordinat sistemini buradan seçiyoruz. Default koordinat sistemini. Gördüğünüz gibi parça tamamen unsurlarından yoksun bir şekilde oluşturulmuş durumda. Başta da bahsettiğim gibi burada herhangi farklı bir sistemden gelen CAD datalarını da bu şekilde kullanabilme opsiyonu mümkün olacak. Bu noktada gelip modelimizi artık Convert to Sheet Metal deyip sheet metal dönüştürmek istediğimizi söylüyoruz. Dönüştürme işleminde de burada driving surface özelliğini kullanarak örneğin modeli şu alttaki taban yüzeyini seçerek bu yüzeye bağlı olacak şekilde ve et kalınlığı burada verilen değer olacak şekilde sheet metal oluşturmasını istediğimizi söylüyoruz. Artık tamamen modeli sheet metal mantığına göre çevirmiş durumda ve sheet metal komutları karşımıza gelmiş durumda. Bundan sonra PDX ortamına gelip sheet metal ile ilgili bu dönüşümü gerçekleştirdikten sonra öncelikle malzeme atamasını gerçekleştiriyorum modelime. Burada malzeme olarak farklı malzeme tipleri var. Bunlar tamamen özelleştirilebilen ve zenginleştirilebilen bir yapıya sahip. Örneğin ben burada alüminyumu seçiyorum. Buna ait büküm tablolarını hazırlayabilirseniz, büküm tablolarını kendi standartlarınıza uygun şekilde düzenleyebilirsiniz. Ben buradan örnek bir büküm tablosunu seçiyorum ve OK diyorum. Bu büküm tablosuna girdikten sonra otomatik olarak Unbend seçeneğini kullanarak modelimin unbend edilmesini istiyorum. Bu sol alt tarafta da görüyorsunuz bize neler yapmamız gerektiğini program söylüyor. Taban yüzeyimi seçip bu taban yüzeye göre bütün parçayı gördüğünüz gibi unbend işlemiyle açmış olduk. Gördüğünüz gibi formlu yerler unbend işlemin dışında tutuldu. Çünkü buralar form zımbalarıyla oluşturulacak olan yerler. Sonra buradan Fill Article seçeneğini tıklayarak
Şurada fiil altı kısacağına tıklıyoruz. Şuradan da uygun bir koordinat sistemine tıklayarak işlemimizi tamamlayacağız. Tabi öncesinde prepare article seçeneğiyle modelimin sheet metal mantığına uygun olacak şekilde delik ya da benzeri yerlerin tamamlanması gerekiyor. Bunu söylüyorum. Burada da koordinat sistemini seçiyorum ve gördüğünüz gibi burada işte şuradaki açıklıkları artık kendine göre tamamladı. Buradaki büküm radüsleri kendine göre düzenledi. Fiil article seçeneğini şimdi kullanarak geri kalan açık olan yerleri gördüğünüz gibi piercing adını vermiş olduğumuz şekilde tamamlamış olduk. Bu noktadan sonra artık modelimizi strip dediğimiz şerit üzerindeki yerleşimi düzenleyeceğiz. Edit strip seçeneğini kullanarak burada gördüğünüz gibi modelin bir şerit üzerindeki yerleşimi düzenlemiş oluyoruz. Şerit üzerindeki yerleşimi düzenlerken burada işte bakıyorum diyorum ki örneğin buradaki pitch mesafeleri 150 mm olsun. Örneğin genişlik 180 mm olsun gibi mesafelerimi düzenliyorum. Aynı zamanda burada kaç adımda bir işlem yapacaksam, kaç istasyonla bir strip olacaksa onu tanımlıyorum. Yine buradaki modelime yerleşimine göre gördüğünüz gibi buradaki her bir istasyonun bana olan maliyetinin ne kadar olduğunu, bu istasyonun yüzde kaçını kullanıldığını, ne kadar alanın boş kaldığını burada görebiliyorsunuz. Malzemenize uygun olacak şekilde bu bilgileri size veriyor. Aynı zamanda burada değişik analizler de mevcut. Örneğin işte zımbanızın nerede olması gerektiği gibi, buradaki maksimum kuvvetin ne kadar olduğu gibi hesaplamaları da sizin için gerçekleştiriyor. Aynı zamanda modelinizin buradaki yerleşimini gördüğünüz gibi dinamik olarak da gerçekleştirebilir. Position deyip bu dinamik gerçekleştirmeyi buradaki gibi sayısal değerler şeklinde düzenleyebilirsiniz. Şerit kenarından mesafelerini düzenleyip ayarlayabilirsiniz. Şurada gördüğünüz gibi döndürme işlemlerini yine dinamik olarak yapabileceğiniz gibi position seçeneğinden bu dönüşüm işlemlerini sıfır deyip ya doğrudan sayısal olarak da girebilirsiniz. Show bounding box seçeneğiyle de buradaki minimum gerekli olan saç genişliğinin ne kadar olduğunu doğrudan görebilirsiniz. Mesela parçayı döndürdükçe gereken saç genişliği gördüğünüz gibi değişmekte. Bunu da kendinize göre düzenleyip kullanabiliyorsunuz. Burada gerekli stepleri tamamladıktan sonra burada asıl yapmamız gereken şey şu. Bu steplerin cut pattern dediğimiz bir özelliğiyle şu şekilde properties diyorum. Şeridin ilerlerken her adımının ne kadar olması gerekiyorsa o mesafeleri tanımlayacak olan zımbanın hareket referans noktalarını oluşturmuş oluyoruz. Şeridimizin pardon. Burada gerekli delik çapma ve benzeri bilgileri girdikten sonra okey diyorum. Burada oluşturduğum gibi gördüğünüz gibi diğer bütün şerit bölümlerinde oluştu. Ctrl C ve Ctrl V ile tekrar bunu alıp yapıştırıyorum buraya ve tekrar Properties deyip burada gerekli olan ölçüleri tekrar tanımlıyorum ki iki tarafta simetrik olarak oluşabilsin. Bunları da gerçekleştirdikten sonra bundan sonraki adımda Stamp Cut, Stamp Reference Particle seçeneğiyle burada kullanacağım zımbalar için yerler tanımlıyorum. Örneğin diyorum ki işte şurada bir parçam olacak. Şöyle şurayı kesecek olsun diyorum. Bunu bu şekilde kabaca da yapabilirsiniz. Properties'den gelip özelliklerinden de yapabilirsiniz. Yine pozisyonu buradan ayarlayabilirsiniz gibi düzenlemeler yapabilir ya kabaca bunu bu şekilde yerleştirebilirsiniz. Bunu da aynı şekilde Ctrl C ve Ctrl V mantığı ile kopyalayıp uygun bir yere getirip yerleştirebilirsiniz. Mesela şurası bizim için uygun diyelim. Kabaca yerleştirdik. Bu istasyonda bunu yaptığımız zaman bir sonraki istasyonda o kısımlar kesilecek anlamına geliyor. Dolayısıyla ben tekrar yeni parçalar buraya ilave ediyorum. Diyorum ki mesela şunu da şöyle yapacağım. Şöyle uzaklaşarak kendinize uygun olacak şekilde hızlı bir şekilde düzenlemelerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz.
kesmeyi için buraları kesilmesini istiyorum. Daha sonra bu alanların hepsini kendimize göre düzenlemiş olacağız. Yine şu son kısımda bir tane stamp ekliyorum. Bu küme alanları içerisinde olacak şekilde düzenliyorum. Daha sonra bu işlemleri bitirdikten sonra okey deyip artık strip'in yani o şeridin oluşturulmasını bekliyorum. Otomatik olarak bu strip oluşturuluyor şu anda. Kalıp şeridimiz oluşturulduktan sonra şöyle bakıyorsunuz. Mesela birinci bölge seçmiştik, kesmesini istemiştik. Gördüğünüz gibi buraları kesti. İkinci bölge kesmesini istedik, buraları kesti. Bu şekilde kesme işlemlerini gerçekleştirdik. Bu kesme işlemlerinden sonra mesela diyelim ki zımbalarla delik delmemiz gereken yerler var. Şu kırmızı gördüğümüz yerler. Ya da bu yeşil olarak gördüğümüz yerlerin bükülmesi gerekiyor gibi işlemleri biz burada tanımlıyoruz. Buradan da PDX tip kısmına gelip örneğin Pierce seçeneğiyle delik derin yerlerini ayarlayabilir, düzenleyebilir veya onları kaldırabilirsiniz. Ben doğrudan düzenleme opsiyonuyla diyorum ki şu ve şu delikleri oluşturmak istiyorum diyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi delikleri burada oluşturdum. Yani bu istasyonda oluşturduğum için bu delikleri sonraki istasyonlarda da o delikler şu anda gördüğünüz gibi delinmiş durumda. Mesela bir sonraki istasyonda şuradaki şeyi bükmem gerekiyor diyelim ya da formu oluşturmam gerekiyor. Uygun yeri seçtikten sonra o formu orada oluşturabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde taşıyıp ya da buna benzer uygulamalar gerçekleştirebiliyorsunuz. Mesela form işlemi de yine burada oluşturulması istediğimi söylüyorum. Okey diyorum. Artık bu form işlemi burada uygulandığı için bir sonraki kısımlarda şeridin baktığınız zaman formun uygulandığını görüyorsunuz. Daha sonraki adımda hemen bu şekilde devam edersek mesela uygulamamızın bu bölümünde artık hazırlamış olduğumuz kalıp şeridi üzerinde tanımladığımız bükme, delme işlemleriyle ilgili zımbaların oluşturulması işlemini ve kalıp setlerinin tamamlanması ile ilgili uygulamalar gerçekleştireceğiz. Bunun için öncelikle PDX Tool sekmesine gidip burada proje kısmından yeni bir proje oluşturmak istediğimizi söylüyoruz. Yeni proje kısmında projenin kaydedilmesi, ona ait teknik resimlerin kaydedilmesi veya imalat modellerinin kaydedilmesi opsiyonlarını seçip kullanabilirsiniz veya detay bilgilerini buradan oluşturabiliyorsunuz. Okey dediğimiz zaman projemizle ilgili yeni montaj dosyamız karşımıza geldi. Bu yeni montaj dosyasında bizim öncelikle yapmamız gereken şey kalıpla ilgili plakaların tanımlanması. Dolayısıyla Define Place seçeneğine gelip buradaki plakaları tanımlıyoruz. Plakalar için diyerektik ebatları buradan mesela şurada farklı plaka tipleri var. Bunları kullanarak örneğin ben diyorum ki base plakayı tanımlamak istiyorum. Burada bir de şunu söyleyeyim. Hem base plakayı şuradan hemen hızlı tanımladıktan sonra onu göstereyim. Örneğin plakaların kalınlığı, genişliği, buna ait bilgileri oluşturduk. Üzerinde bir kanal olmasını istiyorsak ya da altında bir kanal olacaksa bunu girdik. Malzeme bilgisini girdik. Kanal olsun dediyse kanalımızın altta da üstteki kanalın ebatlarını buradan giriyoruz. Örneğin derinliği de 5 olsun. Okey dedik. Ekranda bir yere tıkladığımız zaman modelimiz geliyor ve uygun bir pozisyon hızlı bir şekilde taşıyıp farklı yönlerden görüntülerini görebiliyoruz. Üzerine ilave plakalar da koyabiliriz. Burada gördüğünüz gibi plakalar siz kendinize göre özelleştirebilirsiniz. İsimler, üst plaka, alt plaka, kesici plaka gibi. Dolayısıyla Türkçeleştirilip bir başkasının da kolaylıkla öğrenmesi sağlanabilir. Veya burada şunu yapabilirsiniz. Plakalar düzenledikten sonra sağ tuşa tıklayıp özelliklerini tekrar değiştirebilirsiniz. Veya kendi hazır setinizi bir kere oluşturunuz diyelim. Save edip bunu kaydettiyseniz artık buradan open deyip o seti çağırabilirsiniz doğrudan. Dolayısıyla buradaki kalıp plakaların sürekli oluşturmak zorunda kalmazsanız zaten standart bir yerleşimimiz vardır büyük ihtimalle. Strip kısmından az önce kullanmış olduğumuz strip'i yani şeridi
buraya dahil ediyoruz ve burada Essence Strip diyerekten az önceki şeridi seçip onu kullanmak istediğimizi söylüyoruz. Strip'in şuradaki yerleşiminde buradaki X ve Y yönlerinde ne kadar modelimizi kaydıracaksak onları tanımlayarak change deyip düzenleyebiliyoruz. Bunu yaptıktan sonra bir sonraki aşamada pattern kısmında visualize dediğimiz zaman da göreceksiniz guide dediğimiz yani kılavuzların bulunduğu yerler gelmekte. Burada kılavuz sayılarını arttırabilir, azaltabilir, pozisyonlarını değiştirebilirsiniz. Onlarla ilgili tüm detayları burada gerçekleştirebilirsiniz. Bunları da yaptıktan sonra plakalarımız hazırlanmışsa eğer okey dediğiniz zaman elimizdeki şeride uygun olacak şekilde gördüğünüz gibi işte kesici plaka, kılavuz plakası, işte onun altındaki destek plakası, zımba plakası, tutucu plaka falan gibi böyle farklı kullanmış olduğumuz bütün plakalar oluşturuluyor hızlı bir şekilde. Burada montaj içerisinde onlar dahil edilmekte. Alt taraftan da bize bilgi veriyor. Neler bitti, neler bitmek üzere diye. Bütün işlemleri bitirdikten sonra buradaki plakaları yerleştirdikten sonra artık bundan sonraki kısım o plakalardaki zımbaların yerleşimini ayarlamak olacak. Burada model ağacını şöyle tree filter seçeneğinden bakıp feature'ları da göster derseniz burada pattern ile guide'ların eksenlerinin işte spring yayların eksenlerinin boşlukların eksenlerinin hepsinin tanımlanmış olduğunu görebilirsiniz. Yine layer kısmından gelip layer tree'ye bakarsanız burada diğer datum unsurların saklandığını, gizlendiğini görebilirsiniz. Örneğin pierce point'i ben burada unhide ederek delme noktalarını burada görebiliyorum. Tabii görmek için de bir de şuradan noktalarımızı açıyoruz. Daha sonra bundan sonra yapacağımız şey artık standart kalıp elemanları kullanarak yani PDX komponenti kullanarak burada örneğin ne yapmak istiyoruz? Bir stamp yapmak istiyoruz. Yani bir yerde bir delik işlemi oluşturacağız. Ona uygun hazır kütüphanemiz var. Bu kütüphanedeki modelleri de yine özelleştirebiliyorsunuz. Mesela ben şöyle bir parçayı kullanmak istiyorum. Şöyle bir zımba tipini kullanmak istiyorum. Kullanmak istediğim zımba tipini seçtikten sonra o zımba tipi ile ilgili detaylı bilgiler şimdi hazırlanıyor ve karşımıza gelecek. Hazırlanmış ve döngüden tanımlanmış bu bilgiler gördüğünüz gibi geldiği zaman karşımıza neyi seçtiğimizi, neye göre seçtiğimizi buradan görebiliyorsunuz. Örneğin işte 1 numaralı, 2 numaralı, 3 numaralı tipteki zımbaları seçmek istiyorsanız buradan ona göre seçiyorsunuz. Bunu seçerken de mesela öncelikle diyorum ki ben bu zımbanın nereye yerleşeceğini söylemek istiyorum. Yerleşme noktası olarak pierce point az önce hatırlarsanız stripin başında da buna oluşturmuştuk. Onları seçiyorum. Mesela bir tanesini seçtiğiniz zaman oradaki diğerleri zaten kendisi yerlerini tanımış oluyor. Daha sonra burada kullanmak istediğim zımba tipini seçiyorum. Örneğin diyorum ki ben burada 1 numara zımba tipini ya da 2 numara zımba tipini kullanmak istiyorum. Misal ben 1 numaralıyı kullanmak istediğimi söylüyorum. 1 numara zımba tipine uygun olacak şekilde buradaki ölçüler geliyor karşımıza. Burada DM çapı, D1 çapı gibi çaplarımız var. Bu çaplara uygun olacak şekilde zımbaların özelliklerini seçeceğiz. Burada farklı zımba özelliklerini kullanarak işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz. Örneğin ben diyorum ki burada 10.5, 12'lik ya da işte buna benzer bir zımba kullanacağım atıyorum. Boyu 180 olacak diyorum. Okey diyorum. Buradaki ölçülerime bağlı olarak zımbamla ilgili bilgiler hazırlanıyor. Daha sonra buradaki yatak tipi nasıl olacak? İşte delik boyunca yatak olacak diyorum. Onun çapı da şu kadar olacak. DM1 kadar olacak diyorum mesela. İsterseniz değiştirebilirsiniz. Ve burada diğer burç tipini de seçtikten sonra işleminizi bitirdiğiniz zaman okey dediğinizde burada o bölgede kullanacak olan zımbalar gördüğünüz gibi oluşturuluyor. Bu işlemi diğer zımbalar için de deneyebilirsiniz, oluşturabilirsiniz. Veya buradan farklı opsiyonlar kullanarak copy deyip var olanı kopyalayıp başka yerlere taşıyabilirsiniz. Bu şekilde zımbalarınızı oluşturabilirsiniz. Keza aynı şekilde form zımbalar oluşturmak istiyorsanız form zımbalarını da bu şekilde oluşturuyoruz. Örneğin diyorum ki ben bir form zımbası oluşturacağım. Yerleşimini soruyor. Yerleşim için de form point'i seçip unhide diyorum. Diyorum ki ben şuradaki form noktasını kullanmak istiyorum. Ve bu form için şu kullanmış olduğu 2 numaralı tarif ettiği üst plaka neresi olacak diye soruyor. Üst plakanın üstü diyorum ki şurası olacaktır.
Oraya da yerleştikten sonra X, Y gibi buradaki farklı ölçülere bakarak hangilerini kullanmak istiyorsak, örneğin şuradaki ölçümüz diyorum ki 25 olsun, buradaki ölçüm de 25 olsun. İşte X'teki diğer ölçülerime bakıyorum, bunlar diyorum ki 30 olsun. Kılavuzların biraz daha geniş olsun diyorum yani. Yine parçayı buna göre trim et seçeneğini kullanarak trim etmesini sağlıyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi kılavuzumuzu oluşturdu. Üstteki parçamıza. Şöyle parçamızı açıp bakarsak burada zımbanın üzerine formumuzu oluşturmuş. Vermiş olduğumuz genişliğe bağlı olacak şekilde buradaki formun tam olarak şeklinin çıkması veya çıkmaması sağlanabilir. Son bir örnek olarak buraya koyabileceğimiz komponentlerle ilgili olsun diye buradaki kılavuzlarla ilgili bir örnek yapmak istiyorum. Yine kılavuz tipleri farklı hazır kütüphaneden var. Bunlardan uygun olanı seçiyoruz. Mesela ben diyelim ki şöyle bir kılavuz seçmek istediğimi söylüyorum. Daha sonra bu kılavuzu da aynı diğer uygulamalarda olduğu gibi nereye yerleştirmek istiyorsunuz diye soruyor bize. Gerçi burada eksenleri önceden tanımlıyor. Bizim o ilk başta kılavuz plakalarını tanıtırken söylemiş olduğumuz kılavuzlara bağlı olarak biz burada sadece yerleştiriyi düzlemi seçiyoruz. Örneğin diyorum ki ben şu düzlemden itibaren kılavuzun yerleşmesini istiyorum diyorum. Kaçlık bir kılavuz kullanacaksak örneğin 30'luk bir tane kullanacağım ve bunun uzunluğu ne kadar olacak? Örneğin 150 milimetre olacak diyorum. Okey dediğim zaman bunları gördüğünüz gibi buraya yerleştirdi. Tabi burada ebatlara siz kendi plakalarınıza bağlı olacak şekilde düzenlemeler yapabilirsiniz. Sonra bunu karşılayacak olan burçlara yerleştirmek gerektiği zaman yine aynı mantıkla buradan geliyorum. Burada kullanacağım burçlar, yataklar neyse uygun tipte bir tanesini seçiyorum hemen. Misal diyelim ki şöyle bir şey olsun. Yine o da bize diyor ki yerleşirken bak böyle üstten yerleştireceksin, düzlemini ona göre yerleştir diyor. Ben diyorum ki şurası benim düzlemim olsun. Buradan yerleştir. Bu da 30-45 aralığında bir şey olsun diyorum mesela. Çaplara uygun olacak şekilde gördüğünüz gibi burada kılavuzlarımızı yerleştirmiş oldu. Bunun dışında örneğin civatalar ya da merkezlerin pimleri gibi şeyleri yerleştirebilirsiniz, elemanları yerleştirebilirsiniz. Örneğin bir civata yerleştireceğiniz zaman burada farklı opsiyonları kullanabiliyorsunuz. Ben diyorsunuz şu düzlemde civatalarımı yerleştireceğim. Kullanmak istediğim civatada örneğin Matic 12 ya da ona bağlı olarak neyse artık. Buradan seçiyorsunuz. 12'lik civata kullanmak istiyorum. Civatanın derinliği şu kadar olsun istiyorum. Ucundaki açılar burada bakın her şeyi görüyorsunuz zaten. Uygun olarak seçtikten sonra nerelerde oturmasını istiyorsanız ben şurada